Yarı. Sabah. Türkiye. Arkadaşlar merhaba. Manavgat'tan hepinize selamlar, saygılar. Bugün yine bir Manavgat gezisindeyim. Şimdi Manavgat'ın meşhur gezilecek, en çok ziyaret edilen mekanına geldim. Manavgat Şelalesi'ne arkadaşlar. Manavgat'ta sizi bir mekana götüreceğim bugün. Oraya gitmeden önce bir şelale turu yapalım. Şelaleyi de bir görelim. Biraz karnımız acıksın. Ondan sonra da mekanımıza gidelim. Size oradaki yiyecekleri, bu Manavgat'taki mekanımızı size de göstereyim. Buraya giriş ücretli arkadaşlar. Şu anda kaç lira olduğunu bilmiyorum. Bir girelim bakalım. Ücretini ödeyip girişimizi yapalım. Kişi başı giriş ücreti yetişkinler için 6 lira. Ücretimizi ödedik ve şelaleye girdik. Burası oldukça geniş bir alan. İçeride pek çok hediyeli eşya, yiyecek içecek mekanı var. Şimdi size bir göstereyim. Evet arkadaşlar, şelaleye geldik. Manavgat çayı hemen karşımda ama su azalmış. Tabii şu anda Ekim ayındayız. Bu sene yazda çok kurak geçti, yağmur çok az yağdı. Onun için su bir hayli azalmış. Hatta karşıda bir adacık oluşmuş. Normalde bahar aylarında yaz öncesi gelsek buraya bu su çok daha yüksek ve güçlü akar olacaktı. Ama yine şelalede su var. Arka taraftan sesi geliyor. Normalde arkadaşlar buralardan hep su akardı. Bakın hepsi kurumuş. Sabah Türkiye. Yarı. Sabah. Türkiye. Buraya vaktiniz uygun olursa bahar ve yaz başında gelin arkadaşlar. O zaman çok daha fazla su akıyor çayda. Manavgat Şelalesi'ni gezdik. Şimdi Manavgat'ın çıkışına, Antalya tarafına doğru hareket edeceğim. Gideceğimiz mekan orada yol üzerinde. Bir yol üstü lezzet durağı. Mekanımıza geldik. Burası Manavgat'ın Antalya tarafından girişinde. Ilıca girişini geçince hemen yol kenarında dinozor heykellerini arkamda görüyorsunuz. Dinozorların satıldığı mekanın hemen yan tarafı bitişiği, yol kenarı. Şimdi gelin içeriye girelim. Buranın meşhur kokoreç, köfte ve sucuğunun tadına bakalım arkadaşlar. Bu mekanın ilk satış yaptığı yer bu araba. Bu araçla işe başladılar. Daha sonra tutunca bu iş büyüdü ve içeriye doğru burada yerleşik düzen, bahçe düzenine geçtiler. Eğer buraya iyi havada gelirseniz çok güzel bir bahçesi var. Şimdi gelin size şöyle bahçeyi de bir göstereyim. Kabak dekorlarıyla birlikte. Ustam bu 1-1.5 mu? 1 abi. 1 porsiyon. Aha. Bir porsiyona kaç köfte koyuyoruz? 8 abi. 1 porsiyona 8 köfte. Aynen abi. Ben hepsinin de tadına bakmak için karışık istedim. Köfte, kokoreç ve sucuk. Bir gelsin bakalım, hazırlansın. Tadına bakalım. Ekmek arasına kaç tane koyuyorsun köfte? 5 tane abi. Ekmek arası 5 tane. Bakıp
Evet arkadaşlar, benim kokoreç bu. Ne atıyorsun ustam? Kimyon, kekik, karabiber, şey, tuz. Kimyon, kekik. Acı. Acı biraz. Biraz da tuz. Çok tuz olmasın. Ondan sonra mide yağlı. Bu İzmir usulü. Bir taraftan da sucuk ve köfte şey arkadaşlar. Patron, eline sağlık. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, tabağımız geldi. Şöyle açalım bir bakalım. Bu karışık tabak. Kokoreç, İzmir usulü, sucuk, Cumhuriyet sucukları kullanıyoruz. 5 dilim sucuk, köfte. Köfte de herhalde 5 tane olması lazım. Ve salatamız, ayran, sütaş, cam şişe kullanıyoruz. Başka çeşit var mı? Yok, başka yok. Sadece bunu kullanıyoruz. Evet. Malzemeler kaliteli. Arkadaşlar şimdi bir tadına bakalım. Kokoreç ya. Vallahi başka bir şeye gerek yok aslında. Bir kokoreç yesek olurdu da. Tabii size göstermek için diğerlerinde tadına bakacağım. Ama mükemmel bir lezzet kokoreç. Of. Yakıyor. Aslında tersten başladım ya. İlk köfteye bakmam lazımdı. Çünkü en yoğun lezzet kokoreçte. Kokoreçin üstüne köfte olacak ama arada bir ayran alıp ondan sonra da sucuk ve köftenin tadına bakayım. Müthiş lezzetli bir köfte. Yani bunun bakın büyüklüğü şöyle arkadaşlar. Karışıkta 5 tane geliyor. Bu 5 tane bile insanı bayağı doyurur. Yanında biraz ekmek ve salatayla birlikte. Şimdi sırada sucuk var. Arkadaşlar zaten Cumhuriyet sucuğu kalitesi yönünden tartışılacak bir sucuk değil. Türkiye'de marka olmuş bir sucuk ve burada da bunu kullanıyorlar. Yani sağdan soldan nereden geldiği, nasıl yapıldığı belli olmayan bir malzeme değil. Gerçekten marka Cumhuriyet sucukları mükemmel. Kızarmış ekmeğe, bu salataya, zeytinyağına bandır bandır ye doy. Arkadaşlar burada bir sürpriz varmış. Bakın ne geldi. Antep usulü katmer. Antep usulü katmer de Akdeniz bölgesine gelmiş. Şimdi köftenin üstüne bir de katmerin tadına bakalım. Yanımda işletme sahibi Atilla Bey var. Abi elimize sağlık. Afiyet olsun abi. Çok güzel yedik, doyduk. Sizin meşhur kokoreçinizin, köftenizin ve sucuğun tadına baktık. Afiyet olsun. Üçü de birbirinden güzel. Zaten sucuk seçme bir sucuk. Bir Türkiye'nin markası Cumhuriyet sucuklarını almışsınız. Ama köfte ve kokoreç bambaşka lezzetler. Bu lezzetin sırrı ne? Dana kaburga kıyma kullanıyoruz. Dana kaburganın kenarındaki etlerden aynen, kıyma yapıyoruz ve abi. Tuz atıyoruz. Evet, onlara tuz atıyoruz. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. Safi et. Bir karışım kullanmıyoruz başka. Sadece sırrı bir gün dinlendirmemizde. Ha, bir gün bekletiyorsunuz. Bir gün dinlendirmemizde. Etleri buradan mı temin ediyoruz? Etleri buradan. Manavgat'tan. Evet, buradan Şahin Kasap'tan alıyoruz. Sucuklarımızı direkt Afyon'dan, Cumhuriyet'ten yapımı özel. Onlar da bize özel. 1 kiloluk, 1,5 kiloluk kangallar şeklinde geliyor. Kokoreçlerimizi bir kısmını Manavgat mezbahanemizden, bir kısmını Balıkesir Susurluk'tan. Şu anda bağırsak bulma, sakatat bulmada sıkıntı olduğu için ikiye bölündük. Manavgat ve Susurluk olmak üzere iki bölgeden aldık. Yani bu bölgede de üretiliyor öyle mi? Bu bölgede de, bu bölgenin malı da çok iyi. Bağırsak kısmı, kuzular çok besili olduğu için çok güzel oluyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hijyenik ve onaylı malzemeler kullanıyoruz. Kendi çocuğumuza yedirmeyeceğimiz hiçbir şeyi müşterimize yedirmeyiz. Yedirmeyeceğiz de bundan sonra. Harika bir şey. 5 yıllık bir serüvenimiz var. Tam 5 yıl oldu. Geçtim. Ben sizin biliyorum ilk açılışınızı, başlangıcınızı. Evet. Bir eski Volkswagen miydi o? Peugeot minibüs. Peugeot minibüsle başladınız. Evet, hatta evet. O minibüsün yapılış ve boya aşamalarını da görmüştüm. Evet. Nereden geldi aklına? Valla kendi evimiz var aynı arazinin içerisinde. 2009 yılında buraya bir gelişimizde. Burada bir aç kalmış. Aç burada yiyecek bir şey bulamadın. Burada yiyecek bir şey bulamadım. İhtiyaç var dedin yani. Burada büyük bir ihtiyaç var dedim. 2013'te bir minibüs getirdik, başladık. Şu anda 4 masayla başladığımız işletmemizde 30 masaya kadar çıktık. Müşterilerimize göstermiş oldukları bu ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Kalite asla tesadüf değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım.
kalitesiz ürün satmak müşteri kaybetmektir. Şimdi bana sürpriz oldu. Katmer evet, geldi. Antikler. Bu nereden çıktı? Bir firma soğuk zincir şeklinde buraya dondurulmuş olarak. Ha, dondurulmuş olarak gönderiyor. Siz onu burada. Biz burada sadece bunu pişirmesini yapıyoruz. Sadece bunu ızgaranımızın üzerinde pişirip üstüne %100 Antep fıstığımızı atıp müşterimize servis ediyoruz. Yaz zamanında yanında müşterinin isteğine bağlı Maraş dondurması. Ha, dondurmayla birlikte. Veriyorum. En çok müşterilerimiz bunu çayla. Çayla seviyor. Aslında bu Antep'te sütle yeniyor. Bizim burada çok bunun bilgisi olmadığı için doğrusu sütle içmiyor. Müşterilerimiz çay tercih ediyor yanında. Biz de çayla birlikte ikram aynen ediyoruz. İsteğe bağlı. Diğer müşterimize de dondurmada veriyoruz yanında. Bir kere daha alacağım. Arkadaşlar, tabii her şey yerinde, orijinali farklıdır, güzeldir ama Antep nere, Antalya nere, Manavgat nere? Burada bunu bulup da yiyebilmek gerçekten şans işi. Benim bunu öğrendiğim iyi oldu. Buradan karnım tok bile geçsem şu katmeri yemek için gelirim. Orta kalitenin üzerinde bir katmer. Dondurulmuş olarak gelmesine rağmen. Ama tabii burada pişirildiği için de yine de bir tazelik katmış. Fıstığı da yeni serpilince evet, bir yeni havası vermiş. Böylece Manavgat'tan Yolüstü Lezzet Durağı'nın birini size tanıtarak bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni tuşunu tıklamayı unutmayın. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olup destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Manavgat'tan hepinize selamlar, saygılar.